Heteroseksüel seksle eşcinsel seks aynı mıdır yoksa farklı mı? Ana sınıfında Volkan'a aşık olan Mert mesela bu konuda ne diyor? Eşcinseller durmadan sevişiyorlar mı? Yok, bunu biz değil, toplum merak ediyor. Toplumun merakını da uzmanlar gideriyor. Lezbiyenlik erkek eşcinselliğine göre neden daha çok kabul görüyor peki? Ya da kadınlar menopoza girince seks hayatları da bitiyor mu? Hemen söyleyelim, hayır. Çünküsünü doktorlar açıklıyor. Ölen seksi diriltmenin yolları var mıdır? Hepsini bu podcast'imizde bulacaksınız. Kulağınız bizde, Kısa Dalga da olsun. Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga Podcast. Birlikte olduğum insanla 2 yıl boyunca sevgili oldum. Çünkü bu da şey gibi aslında, hani ilk başta zaten hani bir hayal gibi görüyoruz bir erkekle birlikte olmayı. Ve karşısına çıkan ilk insan, ki ben şanslıydım en azından. Herkes benim kadar şanslı olmuyor. Bana çok şey katan biriydi, sağ olsun. İlk insanla birlikte oldum. Yani ve sevgili oldum ardından. O yüzden hani hiçbir hani kendini kötü hissetme ya da bambaşka bir şey yoktu. Yani gerçekten de böyle çok içgüdüsel bir şeymiş gibi. Şaşırmadım, bocalamadım. Gayet yapmam gereken ve zamanı gelen bir şeymiş gibi davrandım. 28 yaşında reklamcı ve aynı zamanda dijital içerik üreten genç bir adam böyle anlatıyor. Biz ismine Mert diyelim. Ki Mert bu konuda çok şanslıymış. Çünkü uzmanlar bazen eşcinsel kimliğin kabul edilmesinin, açılmanın ve bir başkasıyla ilişki kurmanın çok uzun ve meşakkatli bir yol olduğunu söylüyorlar. Uzman psikiyatır Seven Kaptan'a kulak verelim. Çocukluğundan itibaren bunun kötü bir şey olduğunu duyarak büyüyor ve o yasak ama şey değil, hani cazip bir yasak değil kastettiğin, oysa daha çok utanç ve suçluluk getiren bir yasak. Kişi kendini kabul sürecinde zorluk yaşıyorsa kimliğinin çok doğal bir parçası olan cinselliğini bir şekilde akte döktüğünde sonrasında çok ciddi bir suçluluk ve utançla orayı terk etmek istiyor, oradan çıkmak istiyor ve hani de bir tövbe edebiliyor. Ama sonra bir daha, çünkü hani sağlıklı bir yanınız, yani kolunuz yokmuş gibi davranamazsınız. Hani o, kendi kendine orada çürümeye bırakamazsınız onu, o size zarar verir. O yüzden bu yasak, hani yasak olan şey caziptir gibi, böyle hani daha haz verici bir durumda değil maalesef, acı verici bir durumda eşcinsellerin perspektifinde. O yüzden de bütün eşcinsel ya da LGBTİ'lerin cinsel hayatları Mert'inkiyle aynı olamayabiliyor. Cinsel Eğitim ve Tedavi Derneği'nin eğitmenlerinden ve yönetim kurulu üyesi de olan Doktor Seven Kaptan devam ediyor. Heteroseksüeller kendi cinselliklerini, cinsel yönelimlerini kabul için belli bir süreç, zihinsel meşguliyet yaşamıyorlar. Bunun ne kadar süreceği çok kişisel bir durum, kendi yönelimini kabul etme eşcinseller için de. Sonuçta bu hesap daha kısa sürerse, evet, daha heteroseksüel akranları gibi bir cinsellik keşfi yaşanabiliyor. Ama daha uzun sürtüğünde çok uzun süreler, yani yıllarca askıya alınmış bir cinsellik orada kalabiliyor. Heteroseksüelmiş gibi yapılan evlilikler ya da orada zorunlu ilişkileri koymuyorum bile. Yani bunun sağlıksızlığını koymuyorum bile. Bir yalan hayatı sürdürmenin. Kimisi bu şekilde yapıyor, kimisi tamamen rafa kaldırıyor. Heteroseksüel akranı 15 yaşında öpüştüyse ilk defa, hani 35 yaşında kendini bir cinsel özne olarak da çok yetersiz hisseden, hiç deneyim olmadığı için bununla ilgili zorluk yaşayan kişiler olabiliyor. Hani hiç öpmedim bile ya da hiç deneyimsizim, beni kim ister ki gibi, hani öyle bir yetersizlikten bahsediyorum. Buralarda fark oluyor heteroseksüellerle. Üç podcast'tir devam eden cinselliği nasıl yaşıyoruz sorusunun cevabını ararken birçok defa eşcinselleri atlıyorsunuz ha diye fırça yedik. Öte yandan fırça değil de pek de beklemediğimiz bir şekilde kadınlar menopozda seksi neden koymuyorsunuz?
menopozu nasıl görmezden gelirsiniz diye ufak çaplı isyanlarda bulundular. Bir de herkesin merak ettiği bir soru varmış. Evlilik, hadi biz ona uzun süreli ilişki diyelim, seksi öldürüyor mu? Öyleyse ne yapmak lazım? Vallahi bunların hiçbirini atladığımız ya da gözümüzü kapadığımız yok. Sadece ayrı bir bölüm olarak planlamıştık ve 4. podcastimizde eşcinsel seks ya da cinsellik, menopozda cinsellik ve uzun ilişki seksi öldürüyor mu, ne yapmalı konularıyla işte karşınızdayız. Bir tabii sizin kadar gerçek insanların anlattıkları ve cinsellik konusunda çalışan profesyonellerin aktardıklarıyla. Ben Kısa Dalga'dan Nazan Özcan. Seven hocamız heteroseksüellerle eşcinsel arasındaki bir farktan bahsetmişti biraz önce. Biz de Mert'e öyle bir fark olup olmadığını sorduk elbette. Onun hayatında böyle bir şey yaşanmamış. Aslında ben hep biliyordum bunu. Ve hiçbir zaman zaten bir kız arkadaşım da olmadı. Buna yönelik bir girişimim dahi olmadı. Yani ana sınıfımda Volkan diye bir çocuktan hoşlanıyordum mesela, öyle diyeyim. Daha küçük yaşlarda da zaten etkilendiğim birileri vardı. Ama tabii bunu kabul etmek, ben buyum demek lise 2-3 arasında oldu. Mert bu kısmı kolay atlatmış. Atlatmasına da bunu bir genelleme olarak söylemek pek mümkün değil. Ki eşcinsellik bu memlekette çok ama çok büyük bir öcü. Şaka değil. İstatistiklere bakalım bir. 2015'te Hollanda Sosyal ve Kültürel Planlama Bürosu tarafından yapılan ve birçok ülkeyi kapsayan araştırmada eşcinsel komşu ister misiniz sorusuna Türkiye'de %85 oranında hayır yanıtı verilmiş. 2012'de Bahçeşehir Üniversitesi'nin yaptığı değerler araştırmasında aynı soru sorulmuş ve %87 hayır demiş. Başka bir araştırmada Türkiye'de eşcinsellik toplum tarafından kabul edilmesi gereken bir hayat biçimidir sorusuna insanların sadece %14'ü evet demiş. Hatta eşcinsellik öyle bir konu ki düşmanları bile dost edebiliyor. Eşcinsel komşu ister misiniz sorusuna verilen hayır yanıtının en yüksek olduğu iki ülke Azerbaycan ve Ermenistan, %94'lerde. Ve bu iki ülke ölümüne düşman. Ama belli ki ortak düşman eşcinsellik. Ayrıca mesela Avrupa Birliği ülkelerinde 39 bin kişi üzerinde yürütülen bir araştırmada eşcinsel ve transların %26'sı, yani 4 kişiden biri son 5 yıl içinde en az bir kere eşcinsellikleri dolayısıyla saldırıya uğradıklarını veya tehdit edildiklerini bildirmiş. Ve bu insanlar bu toplumlarda yaşamak zorunda. Bütün bu zorluklara rağmen, bütün ön yargılara ve bütün mitlere rağmen. Eşcinselliğin kendisi bu kadar über günahken, eşcinsel cinselliğini konuşmak ise tabuları kırmak değil, bildiğiniz kırıp dökmek, üzerinden kamyonla filan geçmek gibi bir şey. Ama neyse ki buna cesaret edenler var. Mesela Mert. Senin için seks nedir dediğimizde şöyle bir cevap geliyor. Tamamen ihtiyaç olarak görüyorum. Single zamanlarımda en azından. Diğer türlü de hani ilişkide olduğum dönemlerde ise bir tık daha içine duygu girdiği için bence ilişkinin temelini oluşturan bir şey olarak ortaya, ona dönüşüyor aslında yani. Ama tabii ki de yaşadığın ilişkide de, ya da yani şimdiye kadar mesela birlikte sevgili olduğum insanlarla ilk olarak hani sex date olarak buluştum ben hepsiyle. Ve bir şekilde aralarından sıyrılarak güzel güzel ilişkiler çıktı ortaya. O yüzden bir şeylerin başlangıcıdır bence sex. Yani hani seks olmadan bir uzun süreli bir ilişki de bence mümkün değil. Başta hani buna karar vermek de mümkün değil. Birlikte ten uyumunu görmeden, yani hani birlikte vakit geçirmeyi, vücudunu tanımadan karşılıklı yani bir ilişkiye başlayamazsın bana kalırsa. Peki heteroseksüel cinsellikten ne farkı vardır sence gay cinselliğinden diye soruyoruz bu defa. Eşcinseller hemcinsinle olduğu için biraz vücudunu daha iyi tanıyor. Yani karşı tarafın da vücudunu daha iyi tanıyor. Bedenini daha iyi tanıyor. Ona göre o yüzden hani nasıl yaklaşacağını daha iyi biliyor bana kalırsa. Hani heteroseksüellerde
gerçekten çok 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 eşli olsa bile yine de bir şekilde bazı şeyler eksik kalıyor. Özellikle erkek tarafında bana kalırsa. Yani hani nasıl dokunacaklarını da bilmiyor olabilirler, nasıl haz vereceklerini de bilmiyor olabilirler. Tabii ki de bilenler de vardır, bunu şey yapamam da. Genel olarak böyle bir fark seziyorum. Yani hani çünkü hemcinsin olduğunda kendinden biliyorsun aslında nasıl bir nasıl ne yapacağını da çok iyi biliyorsun. Cinsel terapide yapan uzman doktor Seven Kaptan ise şöyle diyor. Yani insanların cinsellikte verdikleri fizyolojik yanıtlar benzer. Eşcinsel ve heteroseksüel olunca farklı bir haz ya da farklı bir uyarılma mekanizması yok. Genel yanlışlardan biridir. Eşcinsel erkekler mutlaka anal seks yaparlar gibi, hani böyle bir bit var. Ama yapılan çalışmalar hani daha çok her ilişkide bunun değişebileceğini, gay erkeklerin üçte biridir hiç anal seks yapmadığını, bir penetrasyon olmadan da lezbiyen seks içinde, işte gay seks içinde kişilerin birbirini tatmin edebildiklerini gösteriyor. O yüzden hani, bir fark yok. Hani zihnimiz illa iki erkek nasıl yapacak ya da iki kadın nasıl yapacak gibi bir konuya gittiğinde farklı bir şablon ortaya çıkmıyor aslında. Peki hiç mi fark yok? Başka bir noktada evet var. Psikiyatr Seven Kaptan devam etsin. Yakın zamanda orgazmla ilgili bir sunum yapmıştım. Orada birazcık çalışmalara baktım. Heteroseksüel kadınlara göre biseksüel ve eşcinsel kadınların orgazm oranı daha yüksek. Ve hani burada birazcık şeye belki atıf olabiliyor. Hani evet, bedeni bilmek, bedeni keşfetmeye dair zihnin açıklığı, sadece hazzı partnere bırakmamak, bir sürü şey devreye giriyordur. Ama aynı beden, bu da şey anlamına gelmesin lütfen, yani bir kadın bir kadınla birlikte oluyorsa hani nasıl çalıştığını bildiği için mekanizmanın, mutlaka o sevişme, orgazma sonucu, hayır yani herkes çok üniktir ve orada keşfedilmesi gereken bir alan vardır. Belki cinsellikte daha açık olmak, dediğim gibi partnerle bunu konuşabilmek, beklentileri konuşabilmek. En azından kadın eşcinselliği için baktığımızda da biseksüel ilişkilerde heteroseksüellere göre daha fazla duyum getirebiliyor. Cinsel ilişki sıklığının bazı çalışmalarda heteroseksüellere göre daha az olmasına rağmen daha doyumlu ilişkiler olduğu söyleniyor. Doyum olarak, haz olarak baktığımızda daha az sıklıkta olmasına rağmen, o çalışma için söylüyorum, haz oranı ve doyum daha fazla eşcinseller. Hemen arkasından bir araştırmanın sonuçlarına değiniyor Seven Hoca. Yine bir araştırmada tatmin oranlarına bakılmış, işte orgazmla ilgili baktım demiştim ya. Cinsel ilişkide en sık haz alan, orgazm olduğunu bildiren kişiler heteroseksüel erkekler. Sonra gay erkekler, sonra biseksüel erkekler. Sonra eşcinsel kadınlar, sonra biseksüel kadınlar, sonra heteroseksüel kadınlar. Skala böyle gidiyor. Hetero kadınların bitmeyen çilesi. Bir önceki podcastimizde de demiştik. Kadınlar doyumsuz deniyor da daha bir lokma almadık ki. Buyurun size kanıt işte. Dönelim konumuza. Türkiye'de eşcinsel olmak zaten başlı başına zor bir durum. Homofobinin direkt hedefisiniz. Mitler deseniz gırla. Hastalık olmasından tutun, küçük yaşta tacize uğramaya, çok fazla psikiyatrik sorunlarının olduğundan zayıf sosyal ilişkileri olmasına tonla mit var. Oysa ki durum hiç de sandığınız gibi değil. Ekşi Sözlük'te tavşanı tekmeli nikiyle şunlar yazılmış mesela. Ben sevgilimin elini, lan acaba canıma okurlar mı kaygısı olmadan ilk defa üniversitede okurken tuttum. Akşamdı, sonrasında Porsuk Nehri kenarında banklarda bacağımı kafasına koyup dinlenmiştik. Tek kelime eden olmamıştı. Sadece genç bir çift yanımızda geçerken kızın olsun onlar da insan dediğini duymuştum, o kadar. Sevgilinin elini tutmak ne keyifliymiş o gün anlamıştım.
Geçenlerde sevgilimle evimizin olduğu apartmana girdik. Bir baktım elimi tutuyor. Merdivenler boyunca da bırakmadı elimi. Olsun biz de burada yaparız dedi. Merdivenlere geldiğimizde sürekli elimi tutuyor sıkı sıkı. Apartmanda biri görmesin diye de temkinli ama. O çocuk merdivene razı. Bak Türkiye'de nelere razı ettiniz eşcinselleri. El ele tutuşmanın bile nasıl bir şey olduğunu bilmeden yaşlanıyorlar. Siz normaller kadar sevme, sevişme, insan yerine konulma hakları vardı oysa onların. Bir de Sürreal Kedi'nin yazdığı var. Sevgilimle el ele tutuşmuş yürürken karşımızdan gelen bir kadın bize sinirle baktı resmen. Yahu ne var el ele tutuşmuşuz. O nefretin sinirin ne gereği var? Birbirimizi mi dövüyoruz, öldürüyoruz ya da birine zorla bir şey mi yaptırıyoruz? Hayır sadece el ele tutuşuyoruz. Yani şunu demeye çalışıyoruz. Herkesin yaptığını yapmak bile suç eşcinseller için. Mitler dedi ki acayip bir mit daha varmış. Gay bir arkadaşım ki konuşmak istemedi ama şöyle anlattı. Diyor ki sanıyorlar ki gayler sürekli kardeşim seks yapıyor. Sürekli seks deyince ikinci podcastimiz Seks Her Yerde, Seks Hiçbir Yerde de anlattığımız bonoboları hatırladınız mı? Dinlemeyenler lütfen dönüp baksın. Biz devam edelim. Arkadaşımız nerede diye dalga geçiyor. Sonra şöyle diyor. Yahu bizler de sizin gibiyiz. Aşık olup terk ediliyoruz. Canımız yanıyor mesela. Kirayı düşünüyoruz. Çamaşır yıkıyoruz. Allah sizi inandırsın. Genelde evde çay demleyip çekirdek çitleyip dizi izliyoruz. Evet, mitlerin kilit noktası burası galiba. Sözü psikiyatr seven kaptana bırakalım. Heteroseksüeller çok kafa yoruyor da. Eşcinseller sürekli sevişir ya da sürekli cinsellik düşünürler gibi. Ama işte orada özneyi koyduğunuzda kim düşünüyor bunu? Heteroseksüeller. Yani eşcinsellerin atıfta yaptığı şekliyle eşcinsellerin düşüncesi değil bu. Heteroseksüellik gibi özel ve kamusal alanları kapsayan bir parçamız, yönelimimiz eşcinsellikte. Ve sadece seks alanında değil, işte ne bileyim partilerinizde, yolda yürürken, yemek yerken, arkadaşlarınızla sosyalleşirken, ayrı kalırken, özlerken hepsinin içinde var yöneliminiz. Yani sadece sevişmiyorsunuz. Heteroseksüeller de sadece sevişmiyor. Yönelim bundan ibaret değil. Eşcinseller de o yüzden daha fazla seks yapıyor ya da daha fazla seks düşünüyor. Değil bir de. Eşcinseller de heteroseksüeller gibi hepsi farklı farklı. Toptanlaştırmak haddimize değil tabii. Herkesin hikayesi biricik. Aşkı da, seksi yaşaması da. Belki de bu nedenle Mert bambaşka bir şey anlatıyor kendi hayatından çıkardığı. Seks ve aşkı ayırdığında hani seks gerçekten de güzel bir paylaşım, cinsellik. Ve hani iki tarafta gerçekten de bunun böyle bir paylaşım olduğunu bilerek paylaşıyorsa çok adil bir şey var aslında ortada. Çok adil bir ihtiyaç giderme de aynı zamanda yani. Abartmıyorum şu an hani bir application açsam ve hani bugün biriyle birlikte, hatta bugün 3 kişiyle birlikte olacağım ve gerçekten de çok beğendiğim insanlar olacak desem bulabilirim. Bu kadar kolayken bir şeyler, hani eşcinseller de tabii ki de bir şekilde daha da hızlı yaşıyorlar. Özellikle yine ne olursa olsun hani testosteron hormonu da belki de isteğinde bundan bunu salgılıyordur. Erkek eşcinsel, yani hani tanımlayamıyorum şu anda gaylerde olduğu gibi. O yüzden bir tık daha kolay oluyor aslında gayler arasında bu cinsellik olayı. Seven hocamız kendi klinik deneyimlerinden şöyle bir tespit aktarıyor. Onunki Mert'in aksine. Ya bu anlamda bir çalışma bilmiyorum ama hani heteroseksüellerin de hepsi uzun süreli ilişki kuran insanlar değiller. Orada da çok geniş bir spektrum var. Kısa süreli birliktelikleri tercih ederler. Uzun süreli birlikteliğin içinde kısa süreli birlikte yaşayanlar vesaire çeşit insan var. Eşcinseller için de benzer. Kısa süreli ilişkileri tercih edenler de var, uzun süreli ilişkileri de. Klinikte benim hani daha çok gördüğüm, duyduğum hayıflanmalardan biri uzun ilişki özlemi aslına bakarsanız. İnsanların sadece cinsellik değil, hayatını paylaşmak istedikleri partner arayışlarına çok şahit oluyor. Heteroseksüellerde olduğu gibi. O yüzden daha fazla yani eş değiştiriyor ya da bundan haz alıyor gibi genellemeler çok
gerçekçi olmuyor. Bir kısım için doğrudur evet. Ama eşcinsellerin tamamı için gerçekçi değil. Öte yandan Türkiye gibi muhafazakar toplumların bir sıkıntısı daha var. Eşcinselliğini gizlemek ve mesela bunun için evlilik yapmak gibi. Klinik açıdan hani bana çok sık gelen kişiler olduğunu söyleyemem ama hani zaten bir yalan sürdüğü için orada hani bununla ilgili bir çalışma yapmak da çok mümkün olmuyor. Cinselliklerini yaşayabiliyorlar. Daha yani en azından bana gelen kişiler açısından söyleyebilirim. Çok daha az sıklıkla görev icabı yapılan cinsellikler. Çocuk sahibi olabiliyor insanlar. Hani o bir yere konuyor. Ama bir yalan üzerinden devam ediyor. Bazen evlilik dışı ilişkiler şeklinde kişi kendi hemcinsine duyduğu ilgiyi dışa vurabiliyor. Hani ortaya koyabiliyor. Eşinden gizli olarak. Bu ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden evlilik zorlukları olabiliyor. O noktalar daha da zor. Çünkü hani iki tarafta bir yalan yaşamış oluyor ve hani oradaki parçalanma daha travmatik olabiliyor. Oran veremeyeceğim ama hiç az değil yani. Burada birkaç yıl önce Onur Yürüyüşü'ndeki bir pankartı hatırlatmak iyi olacak gibi. Şöyle yazıyordu pankartta: Ahmet'i seviyorum. Ayten'le neden evleneyim ki? Üçümüze de yazık değil mi? Eşcinsellik denilince nedense hep erkek homoseksüelliği akla gelen ilk şey oluyor. Kadınlar yine görünmez. Görünse bile kadın eşcinselliği yani lezbiyenler daha kabul edilebilir gibi algılanıyor. Öyle bir garip durum var. Seven Kaptan'a sorduğumuz sorunun yanıtı şöyle oluyor. Şimdi lezbiyenlik daha kabul görüyor. Çünkü hemen hemen tarih boyunca erkek feminenliği sistem ataerkil sistem olduğu için daha çok cezalandırılmıştır. Kendi gücünü sarsmaması adına bir erkeğin kendisini karı gibi becertmesi, özellikle söylüyorum bu karı gibi ne kadar aşağılık bir şey, o sistemi kaldırabileceği bir şey değil. Lezbiyen sekse görmezden gelmek, yani cinselliğini ya da kimlikleri görmezden gelmek birazcık buradan geliyor. Penis yoksa seks de yok, onlar takılsınlar. Hani o benim gücümü sarsmıyor. Hatta benim fantezim olabilir. Hani ben de dahil olabilirim. Gerçek erkeği onlara gösterebilirim gibi. Ciddiye alınan bir şey değil. Çünkü sistemin ana gücünü sarsacak bir değerde görünmüyor. Bir de tabii lezbiyen seks, gay seksten daha zevkli fikri var ki erkeklerin fantezisi resmen. Yani Google öyle diyor. Ama Seven hocamız başka bir şey söylüyor. Erkeklikse, hani, sistemin desteklediği erkeklikte evet heteroseksüel erkek o anlamda kazanıyor. Ama hani gay erkek de lezbiyen kadına göre daha çok haz bildirmiş. Kadınlar sistemin her türlü kaybedeni belli ki. Kaybedenlere pozitif ayrımcılık yapalım ve menopozu konuşalım. Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Erken menopozun yarattığı başka zorluklar var. O da çok aslında cinsel olarak aktif olduğunu düşündüğün, beden olarak üretken olduğunu düşündüğün bir dönemde hayatın sana şimdi kenara çekilebilirsin, artık bir işe yaramıyorsun, bir kenarda durmaya devam edebilirsin dediğini sanıyorsun. Aslında bunun yanlış olduğunu yaklaşık 2-3 sene zorlu bir süreçten geçtikten sonra fark ettim. 47 yaşındaki Ilgın 38 yaşındayken menopoza girmiş. Elbette şu anda herkese önerdiği gibi iyi bir jinekolog bulmuş ve 3 yıl hormon replasman tedavisi görmüş. Menopozun fiziksel sıkıntılarının yanı sıra cinsellik kısmı da epey zorlu olmuş. Cinsellikle ilgili uzun süre bu bitti. Yani cinsellik benim için bitti. Bundan sonra zaten işte sevgi var hayatımda. İşte uzun süreli bir evliliğim var. Kocamın bana anlayışı olacak gibi kendimi bir takım aldatmacalara sürükledim.
Bence en yani bir tanımlama yapmak gerekirse menopozdaki kadının ben onu tabi bilemem tıbbi olarak ama bir östrojen azalması olduğunu tahmin ediyorum. Öyle de söylendi. Veriler de onu gösteriyor. Hormonlarından arınıp aslında bedenini yeniden ve en güzel şekilde tanıdığı, bedenin neresine dokunulduğunda ne şekilde haz aldığı, cinsel birleşme olmadan da cinsel bir haz alınıp alınmayacağını en iyi bildiği yaşları. Cinselliği tecrübe edip o yaşa geliyoruz. Evet, bir azalma, bir istek tabii azalma oluyor ama onu hareketlendirecek bir takım faaliyetler var. Oraya odaklanınca işleri daha makul bir yere oturtmuş. Şöyle diyor Olgun. 50'li yaşlardan sonra bir 20'li yaşlardaki gibi bir cinsel hayatımız olmasını beklemiyoruz. Vücut yaşlanıyor. Yani bazen şunu düşünüyorum. O yaşlılığın da getirdiği keyifli taraflar da olmalı. Hani zorluklara nasıl mücadele edeceğiz? Evet, var. Yani cinsel hayatınızı daha düzene sokmak, kolaylaştırmak, o kurulu kuruluktan hani kurulu işte düzeltecek bazı işte kayganlaştırıcılar, vajinal tabletler, fitiller. Yani insanın hayatına böyle şeyler giriyor. Yani o yaşa kadar diyelim ki evlilik hayatınızda geldiniz, menopoza girdi kadın. Bunu değiştirme. Bunu bir ilk önce bir eşle konuşma. Çünkü konuşulması gereken durum şu, bir ön seçmenin uzaması gerekiyor mutlaka. Çünkü kadın bedeni çok kolay hareketlenmiyor. Dolayısıyla kendi bedeninizi nereden tanıyacaksınız? İşte işte neresine dokunulduğu zaman bir haz alıyorsunuz? Karşı taraf bunu biliyor mu? Bilmiyorsa söylemek. Yani kartları açık oynamak gerekiyor çok. Ama menopozda hiçbir şekilde işte cinsellik körelmiyor, hiçbir zorluk yaşanmıyor. Bence bunlar da bir safsata. Bence bunlara yani olduğunu düşünmüyorum. İstek olarak devam edebiliyor ama vücut bir takım zorluklarla karşılaşıyor beden. 3 podcast'tir bilgisini bizimle paylaşan uzman psikiyatır Aytül Tüker'e bırakalım sözü. Şimdi menopoz olunca birden hormonlar bitmiyor yani aslında. Kadınların halen hormonları var. Yani istekle ilgili daha çok aslında testosteron hormondur. Testosterona bir şey olmuyor menopozla. Yani biraz östrojen azalabiliyor zaman içinde. Bu da ne yapıyor? Vajinada bir incelme ve kuruma yapabiliyor. Aslında burada da çift ön sevişmeye ve kadının uyarılmasına daha yeterli zaman ayırdıklarında bu problem bir sorun olmaktan çıkıyor. Yani ki menopozda şöyle bir taraf da var. Yani kadının bir hafta regl sorunu ortadan kalkıyor, gebe kalma korkusu ortadan kalkıyor. Aslında kadının zihninde bu şekilde bir menopozla ilgili algı olmasa menopozla birlikte kadının cinselliği tabii ki bitmiyor. Bitmesi için de bir sebep yok aslında. Aytül Hoca'nın söylediklerini yine menopozda olan bir arkadaşımıza aktardığımızda sinirlenip o zaman benim kuruluğum ne olacak diye çıkışmıştı. Cevap vermek haddimize değil tabii ki. O yüzden Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi profesörlerinden Ejder Akgün Yıldırım'ın açıklamasına bakalım. Menopoz sırasında belli hormonal değişiklikler oluyor. Bir yapı düşünün ki başından itibaren başka bir hormonal aktivite altında yaklaşık 30-40 yıl boyunca devam etmiş ve o ortadan kalkmış. Doğaldır ki yapıda değişiklikler olacaktır. Bu yapı içerisindeki değişiklikler içerisinde en çok rastladığımız şey vajinal mukozanın atrofik, yani biraz daha kalitesini demeyelim de akışkanlığını ve dokudaki esnekliğini biraz kaybetmesi durumu var. Bunun sonucunda da en sık rastlanılan vajinal kuruluk dediğimiz bir durum. Şimdi bu kuruluk hormonal takviyelerle düzelebiliyor. Yani replasman tedavileri, ama birçok insan bunu istemeyebiliyor. Çeşitli riskleri var diyor vesaire. Mutlaka bu zaten bir uzman kontrolünde yapılabilir. Yani
Bazen de bunu daha kozmetik ürünlerle aşabiliyorsunuz ki bugün piyasada artık o kadar kolay ulaşılabiliyor ki lubrikant dediğimiz kayganlaştırıcılar bununla yapılıyor. Ama şimdi bunun dışında öyle istek üzerine çok büyük etkileri olan bir hormonal değişiklik oluyor mu derseniz hayır. Bir kadının düşüncesi mi değişiyor menopoza gelince? Hayır. Yemek tadı mı değişiyor? Hayır, onlar çok değişmiyor. Yani burada da cinselliğe bakışı, cinselliği algılaması, cinsel hazı çok değişmeyecek. Yani bu kadının omzuna dokunulduğunda ya da göğüslerine dokunulduğunda hazı azalmayacak. Tek durum vajinal mukozadaki değişiklikler ağırlıklı olarak. Bir de oluşan hormon dengesizliğinin bir müddet sonra bir stabil hale gelmesi olacak. Bu tabii ki bir geçiş dönemidir. Nasıl ki bir menstrüel döngü sırasında istek dalgalı seyrediyorsa burada da bir dalgalanma olacaktır. Ama en sık karşılaştığımız, o yüzden benden önceki uzmanların da dediğine destek olarak söyleyeyim, menopozun sosyal ve kültürel anlamı, onunla baş etmesi daha zor. Yaşlanmayla birlikte, sadece menopozu kastetmiyorum, kadın menopoza girmemiş olabilir ama yaşlanmayla birlikte genç beden, genç ve estetik beden ve cinsellik kavramıyla yaşlı beden ve cinsellik kavramlarının değişiyor olması. O yüzden bu kavramlarla mücadele edildiğinde, ki bunun bence önümüzdeki dönemde sıkça ele alınması gerekir. Neden? Çünkü ömür uzamakta ve yaşlı kavramının tanımı değişmekte. O zaman buna göre biz cinsellikte de yaşlılık kavramını yeniden ele almalıyız. Örneğin 60'lı yaşlar cinsellik açısından yaşlı bir dönem değildir. Ama bana soracaksınız ki peniste de sorun olmuyor. Elbette oluyor. Ama cinselliği işte sadece vajina ve sadece penisten ibaret görülürse sorun yaşanabilir. Yani onları da kozmetik olarak çözülebilir. Ama hedef temelli cinsellik zarar görüyor. Zaten bizim amacımız cinselliği bu hedeften çıkarmak, yaşantı haline getirmek. Buradan da şunu söylemiyorum. Yani işte efendim ne yapalım, onlar da az da tamah etsinler değil bu. İşte bu nedenle kadınlar ve erkekler için artık bizden geçti, artık yaşlandım düşüncesi ya da toplumun genel kanısı aslında birçok insanın seks hayatını erkenden öldürüyor. Aytül Tükel'in cevabı hem buna hem de ya daha ne kadar zamanımız var acaba, ay inşallah az değildir değil mi diye biraz panikle, biraz da merakla soran bazı arkadaşlarımıza gelsin. Erkekler için daha az bir sorun oluyor bu. Yani erkeğin eğer bir sertleşmeyle ilgili bir sorun yaşamıyorsa, bir uyumlu bir partnerle cinselliği varsa 70 yaşına falan cinsellik yaşayan, 80 yaşında bile cinsellik yaşayan benim vakam var yani hani. Bunlar oluyor. Şimdi kadınlar da biraz bu menopozla birlikte aslında şey oluyor. Yani menopozun algısıyla ilgili bir şey aslında. Yani menopoz sanki yaşlı kadın oldu artık. Cinsellikle ne işi var gibi bir şey algılanıyor. Yani anlayacağınız kahrolsun bazı algılar. Fransız yazar Frederick Beigbeder sayesinde aşkın ömrü 3 yıldır diye beynimize kazındı. Ya da klasik olarak evlilik aşkı öldürüyor diye 1000 kere duyduk. Peki evlilik seksi öldürüyor mu? Ya da uzun ilişki? Uzun bir evlilik de geçirmiş, önceki podcastlerimizin de konuğu olan Meryem şöyle diyor mesela. Kim? Meryem uzun bir dönem evli de kalmış. Bütün uzun süreli ilişkiler seksi öldürür. Bağlayan baldan sanırım. Hayır şöyle bir şey var. Evlilik seksi, yani bence aşk ve evlilik karıştırılmamalıdır. Evlilik ve seks karıştırılmamalıdır. Çok, burası çok başka bir konu. Bence. Yani bir kere çok o zaman bilmem kaç bin yıl geri, yani 1000 yıl değil ama aile kurumunun kurgulanmasına kadar falan gideriz yani. Bunu konuşmaya, hani bu konuşmanın içinde gerek olmadığını düşünüyorum. Ama diyelim gördüğümüz, etrafımızda gördüğümüz evliliklerde. Evet yani çünkü evlilik bir hani anlaşmalar müessesesi. Hani karşılıklı bir takım kabuller, anlaşmalar, sözler, belli edimlerin üzerinde belli hareketler, belli davranışlar, nasıl söyleyeyim, gösterdiğimiz bir müessese. Çok böyle hani kalıbı belli, koşullanışı belli, çoğunlukla tabii hani bunun çok dışında vardır beraberlik de.
Hani öyle bir beklentim yok benim birlikteliklerde. Hani bir iyi birliktelik eşittir, daima birbirini arzulayan iki insan değil bana kalırsa. Bir önceki podcastimizde yer alan halkla ilişkiler uzmanı Elif, uzun ilişkisinden sonra deneyimini şöyle aktarıyor mesela. Uzun ilişkilerde seks tavsiyor. Aslında çok da normal kavraması. Çünkü bütün ilişki değişiyor. Kimse aynı kalmıyor. Ya sen aynı kalıyorsun ya karşı taraf aynı kalıyor. Beklentilerin farklılaşıyor, tecrübelerin değişiyor, isteklerin değişiyor. İlişkinin dengeleri değişiyor. Dolayısıyla bu sekse de yansıyor. İlk günkü duyduğun heyecan olmuyor tabii yıllar sonra. Araya kırgınlıklar giriyor, zaman zaman kırgınlıklar giriyor. Başta sana çok çekici gelen bir şey, bir süre sonra seni çok sinir edebiliyor. Dolayısıyla evet, yıllar seksi öldürüyor. Hani bundan bir şey çıkartabiliriz. Sadece bir ilişki seks üzerine kurulduysa o ilişki yürümüyor. Ama seksi canlandırmak için neler yapılabilir? Peki uzman görüşü ne diyor? Söz psikiyatr Seven Kaptan'da. Monotonlaşmaya başladığı zaman cinsellik bir süre sonra eski heyecanı, arzu uyandıran o tutkuyu evet kaybettiğini söyler çiftler. Ama bu monotonlaşmayla ilgili, o yüzden hani süre bir yıl mı, 10 yıl mı çok değişkendir. Çiftler kendi içinde bu dinamizmi yaratabilirler. Farklı şeyleri denemeyi, konuşmayı. Peki bu durumda yapılacak bir şeyler yok mu? Tabii ki var ama ne yazık ki kadın dergileri gibi size yatakta partnerinizi çıldırtacak 10 taktik gibi bir şey söyleyemeyeceğiz. Ama merak etmeyin, çaresiz değilsiniz. Onu da sorduk. Seven Kaptan devam etsin. Bir kere monotonlaştı diyebilmek, bu farklı bir şey. Yani bizim cinselliğimiz çok sıradanlaştı. Farklı ne yapabiliriz dediğiniz yerde evde böyle biz bazen şey veririz, öykü kurma gibi hani istek bozukluklarında vesaire şu şey yapılır işte, diyorum hani eğer keyif alacağınız bir ortam, oturun kanepenize, alın bir arkadaşlarınızı içiyorsanız ya da kahvenizi, kağıt kalem durur. Birisi hikayeyi başlar, bir cümle yazar, partnerine verir, o devam eder bir cümle bir cümle. Kendilerinin öykü kurması orada belki hani benim fantezim yok diyen bir sürü insan var çünkü. Neyden hoşlandığını keşfetmesine de yardımcı olabiliyor. O kurgu hani hiçbir materyal olmasın, pornografi hoşlanmıyorsunuzdur, şudur budur. Kendi zihniniz size o malzemeyi verebilir. Hani o an partnerimin şunu yapması, o fantezide partnerin şunu yapması onu heyecanlandırıyor diye bir cümle yazacak çünkü. Partner de onu okuyacak, anlayacak. Bu burada bir şey diyor. Sonra öteki bir şey diyecek. Sen gerçekten neden hoşlanıyorsun diye karşılıklı oturma ya da şunu yapmandan hoşlanmıyorum demekten daha kolay bir yöntem olabiliyor çoğu zaman. Herhalde o iletişimle başlayacak ilk etapta. Farklı olan o. Onun dışında çok uzun hani kimileri ne bileyim bir üçüncü kişiyi dahil etmekten hoşlanır. Kimileri dediğin gibi farklı mekanları kullanmaktan hoşlanır. Kimileri yatak odasında seks toy kullanmak farklı bir şey haline gelebilir. Ya da işte pornografik malzemeleri, görsel erotik filmleri dahil etmek işe yarayabilir. Orada zihin çok özgür. Yeter ki karşılıklı dediğim gibi rızayla işleyebilsin. Kısa dalgadan bir ipucu daha. Yok yok. Cinsel terapi uzmanı Seven Kaptan'ın son önerisiyle meseleyi kapatalım. İşte güzel sevişme diye Türkçeleştirdiğimiz aslında dokunma ve odaklanmayı sağlayan masaj ödevleri vererek başlıyoruz. Önce işte ne bileyim 10 dakika partnerlerden birisi pasif kalıyor. Diğeri ona işte bedenin tüm bölgelerinde işte masaj yapabiliyor. Öpme, dokunma, okşama her şeyi var. Sonra 10 dakika sonra diğeri gibi. Sonra yavaş yavaş dokunuşun
hani en az uyarıcıdan en uyarıcıya doğru hafta hafta ilerlediğimiz şeyler olabiliyor. Bu ödevler başta çok anlamlı gelmese de süreç içerisinde o serbest sevişmedeki partnerin uyarıldığı yerleri hani keşfetme olanağı sağladığı için o dediğim içeriği kaliteli bir şekilde doldurmaya yarayan bir alan açıyor aslında. O yüzden hani tamamen tekniği bilmelerine gerek yok ama hani sırayla birbirlerine hani bir pasif kaldıkları birbirlerine önce şefkat gerekiyorsa sonra işte şefkat artı erotik dokun vesaire hani masajlar yapmaları, dokunmaları, bunun için zaman yaratmaları bence uygun aradıkları malzemeyi bulmaları için yardımcı olur. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.